Şimdi Şehmus Balayla bir konuşacağız. Astrolojik öngörülerini öğreneceğiz. Yayının başında söylemiştim. 2023'te bakalım bizi neler bekliyor. Haftalığın bu bölümünde değerli bir ismi de konuk edeceğiz. Malum astrolojiye ilgi son dönemde oldukça artmış durumda. Deprem tahminlerinde bulunan bazı astrologlar da bu tahminlerini başarıyla tuturunca, ki keşke böyle olmasaydı gözler yine astrolojiye döndü. İşte bunlardan bir tanesi astrolog, yazar Sayın Şehmus Pala bizimle birlikte. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Merhabalar çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız Buket Hanım? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Katılımınız için de teşekkür ediyorum ayrıca. Ya Şeymuz Bey ben şimdi az önce de söyledim. Tabii çok üzücü bir şey. Keşke bu tahminler çıkmasaydı. Eminim siz de öyle düşünüyorsunuz yani. Hiç, hiç söyleseydik olmasaydı diye baktığınız bir şey olduğundan eminim. Ama e, bu depremin bölgesini e, siz de söylemiştiniz ve buraya karşı bir uyarınız olmuştu o tarihlerde. Bunu nasıl tespit edebiliyorsunuz? Ne oluyor da hani bunu göre, görebiliyorsunuz haritada? Şöyle Buket Hanım aslında e, yani bunun tahmini e, bazı astrolojik teknikleri kullanarak yapıyoruz... E, ...astrokardografi dediğimiz bir yöntem var astrolojide. Gezegenlerin iz düşümlerine göre e, riskli olan bölgeyi tespit ediyoruz. İşte örnek veriyorum depreme sebebiyet veren bazı gezegenler, bazı tutulmalar... ...bazı güneş tutulması, ay tutulması gibi kombinasyonlar gerçekleşiyor gökyüzünde. Bu kombinasyonları biz dünya haritası üzerine gezegenlerin iz düşümlerini oturtup... ...riskli olan bölgeleri görebiliyoruz. E, görünce de işte e, tabii e, depremin şiddetini tahmin etmek bizler için biraz zor... Fakat burada da iz düşümün geçtiği noktanın e, aslında kilometre bazında hesaplamasını yapıp işte şiddetini belirleyebiliyoruz. İşte 5 ve üstü ise %50, yüzde %50'nin elli, ve üstü ise işte %70 ise 6 ve üstü gibi e, riskler görebiliyoruz. Bunu da astrokardografi üzerinden görebiliyoruz ve tespit edebiliyoruz. Siz bu depremi de bu şekilde mi tespit etmiştiniz? Aynen öyle kesinlikle bu şekilde. E Tabii burada biraz jeoloji tarafına da e, aslında odaklanıyoruz. Bu da nedir? Ülkemiz haritasının üzerinden geçen fay hatlarını da inceliyoruz. Hani bu izdüşüm evet işte şu bölgelerden geçiyor ama ülkemizin haritasından geçen fay hatları da bizler için önemli. Gerçekten bu gezegen izdüşünü bu fay hatını tetikliyor mu diye onu da kontrol ediyoruz tabii ki. Hı hı. <laughs> Peki İstanbul depremi için bir beklentiniz veya bir tarih aralığınız var mı? Ya açıkçası şöyle söyleyeyim ben 2025 yılına kadar Uranüs dediğimiz gezegen Boğa burcunda e, hareketine devam edecek transit hareketine 2025'e kadar ülkenin her yerinde ufak çaplı depremler gerçekleşebilir. E, fakat İstanbul için özellikle çok detaylı incelediğim zaman asıl risk 2027 yılında başlıyor İstanbul için. 2027 yılı çok kritik bir süreç. 2027 yılından sonra 2030 yılında aynı şekilde e, deprem olma ihtimali %80'lere kadar çıkıyor. Astrolojik olarak çünkü e, onu da şu şekilde tespit ediyoruz aslında. Hem gezegenlerin izdüşümleri e, İstanbul üzerinde bir tetik alıyor, Marmara üzerinde bir tetik alıyor. Hem de e, depremleri diğer bir gökyüzü kombinasyonu da şu, şu şekilde açıklayabilirim sizlere. E, güneş tutulmaları felaketler ve depremler için çok önemlidir. Dolayısıyla biz e, güneş tutulması en net hangi ülkeden izleniyorsa orada bir felaket ve bir risk bekleriz. Bu doğal patlamalar olabilir, e, yanardağ patlamaları olabilir, depremler olabilir, seller olabilir. Dolayısıyla 2030 yılında e, bahsettiğimiz güneş tutulması İstanbul'dan çok net bir şekilde izlenecek. Aynısı 99 yılında gerçekleşmişti. Belki hatırlarsınız 99 evet. yılında İstanbul'a turistler akın etmişti güneş tutulmasını evet. izlemek evet. için. Aynı gökyüzü 2030 yılında tekrar gerçekleşiyor İstanbul üzerinde. Bir de 2027 yılı riskli. Ee, İzmir bölgesi için ise 2026 yılında ben bir risk görüyorum açıkçası İzmir bölgesi içinde yani aslında çok az zamanımız kalmış diye söyleyebiliriz Kesinlikle. Kesinlikle. ama buna göre önlemler de alınabilir tabii önlem alınabilecek bir zaman zarfı da var. Kesinlikle öyle. Şöyle şimdi biz derece hesabı yapıyoruz. Biraz matematik ve geometri çalışıyoruz aslında arka tarafta. Dolayısıyla evet çok uzun süreli bir tahmin yapabiliyoruz. Fakat bu depremi bir iki hafta öncesinden daha detaylı çalışmalar yaparak çünkü derece derece ilerliyoruz. Gezegenleri dakika dakika ve derece derece ilerleterek oluşabilecek riskleri tespit ediyoruz. E, dolayısıyla bir iki hafta öncesinde inşallah bir problem bir sıkıntı çıkmazsa e, herkesi bu Hatay Maraş tarafında olan deprem gibi Uyarmaya çalışacağım o uyarım sonrasında ciddi önlemler alınmış çok dönüşler oldu bana çok mutlu oldum bir yandan tabii öncesinde insanların önlem almasını ama keşke yaşanmasaydı dediğiniz gibi keşke olmasaydı. Siz o uyarıları yaptıktan sonra mesela o süreçte bölgeyi terk eden danışanlarınız vesaire oldu mu? Ee, ya Şöyle deprem çantası çok hazırlamışlar. E, deprem çantasında çok şey yapmışlar İşte su koyduk hep yanımıza e, çünkü bundan önce de ufak çaplı depremleri hani e, söylüyordum ve bu öngörüleri bir hafta öncesinde paylaştığım zaman evet küçük çaplı depremler oluyordu fakat burada 5 ve üstü deprem e, şeyi çok paylaşmam ben 4-4.5 dört, dört e, gibi paylaşım ama 5'i gördükleri zaman e, biraz onlar da panik olmuş ve deprem çantası hazırlamışlar o beni çok mutlu etti e, ama dediğim gibi keşke yaşanmasaydı elimizden geldiğince de erkenden uyarmaya çalışacağız tabii. Evet keşke yaşanmasaydı çok doğru. Şimdi e, şey de e, merak ediyorum ben e, 2023'te bizi başka neler bekliyor önümüzdeki süreçte. Seçim ayrı ben size soracağım, konuşacağım ama Hı. seçim haricinde işte atıyorum bir kuraklık Hı. sorunumuz olacak mı? Etlerle ilgili bir sıkıntı işte baş göstermeye başladı. Hayvansal gıdalarla ilgili. Yani bu konjonktürde neler bekliyorsunuz? Şöyle aslında e, iki bu çok zor bir soru o kadar anlatacak şey var ki ama 2023 gerçekten hani e, iki yıldır 2023'ten bahsediyorum ben e, işte çok zor bir yıl olacak diye. E, şu Kısaca özet geçeyim ben sizlere. En azından bizi bekleyen konu başlıklarını paylaşmaya çalışayım. Şimdi bir kere ekonomik olarak çok ciddi ve e, zorlayıcı bir yıl. E, bu gördüklerimiz aslında bir nevi fragman diyebiliriz. Ekonomik anlamdaki yaşadığımız zorluklar. Asıl ekonomik problemler Mayıs itibariyle başlayacak. Mayıs'ın ilk haftası itibariyle bir tetik alacak. Ve ciddi anlamda kurlarda e, yükselişler, altın oranlarında yükselişler, e, bazı şirketlerin iflas haberini almamız, bundan kaynaklı borsa tarafında bazı sıkıntıların yaşanması gibi durumlar söz konusu olabilir. Dolayısıyla 2023 ekonomik olarak Mayıs'ın ilk haftası itibariyle Zuben El Ganoubi dediğimiz bir sabit yıldız üzerinde gerçekleşecek. Dolunay'la beraber etki başlıyor. Bunun sonrasında e, tabii küresel enflasyon, çok ciddi boyutlara gelecek. O da bizleri yoracak. E, 2023'ün diğer dikkat çekici olayları da işte Ukrayna ve Rusya arasında Çin gibi böyle 3. Dünya Savaşı'nı tetikleyecek bazı tehditler oluşabilir. Bu da haliyle biraz dünyayı ve kolektifi olarak bizleri tedirgin edecek. E, ama en kritik olanı dediğim gibi kesinlikle ekonomik problemler. E, bizleri çok yoracak. insanların psikolojisini çok zedeleyecek bir pozisyona gelecek. Onun dışında da dediğim gibi küresel enflasyon. E, bizleri yoracak konu başlıklarından biri. Altın ee, yükselecek üç... mi siz hep altınla ilgili konuşuyorsunuz onu merak ediyorum ne kadar yükselmesini bekliyorsunuz <laughs> yine aynı şekilde ev fiyatlarını da soracağım size hani ne yatırımcılar neye yönelmeli şöyle e, yani yatırım tavsiyesi vermiyorum tabii ki ama parantez e, içerisinde şöyle söyleyebilirim sizlere i̇şte borsa bazı şirketlerin bu ekonomik ve küresel enflasyondan kaynaklı çok e, fazla işten çıkarımlar olacak. Bu işten çıkarımlardan kaynaklı bazı küçük şirketler veya büyük şirketlerin iflas haberini ve kapanma haberlerini duyacağız ki zaten ayak sesini duyduk. İşte Silikon Vadisi'nin bankasının kapanması gibi. Dolayısıyla burada bu tür büyük şirketlerin zarar açıklaması, iflas etmesi gibi durumlardan kaynaklı borsa 2023 yılında çok riskli hı hı. ve risk e, Nisan'ın son haftası itibariyle başlıyor. Dolar tarafına baktığımız zaman dolarda ciddi bir sıkışma var. Ee, yukarı yönlü e, bu da Mayıs itibariyle, Mayıs ilk haftası itibariyle, 4 Mayıs itibariyle diyelim daha doğrusu. Yukarı yönlü çıkmaya başlayacak. Ee, fakat 2023'ün en çok kazandıracak e, yatırım aracı kesinlikle altın. Ee, bunu nereden söylüyorum? Özellikle e, uzun vadede bekletmelerini ben düşünüyorum. E, ...açıkçası e, tavsiye edebilirim en azından astrolojik olarak. Çünkü bir Venüs gezegenimiz var ve bu Venüs gezegenimiz bizim altınla alakalıdır. Doğal şey ne derler işte e, değerli taşlar ve altınla alakalıdır. E, dolayısıyla bu retroya girdiği her süreç içerisinde altında her zaman yükselişler olur. Bu da e, Temmuz itibariyle retro sürecine giriyor... E, Eylül'e kadar devam edecek bu retro süreci yani Eylül ayında 2023'ün Eylül ayında şu an gördüğümüz altın oranının çarpı iki katını gör, e, görebiliriz. Hmm. çok evet. ciddi bir şeyden bahsediyorsunuz, yükselişten evet. bahsediyorsunuz. Çok ciddi bir Peki e, bir kuraklık bekliyor muyuz Türkiye'de? Şöyle e, evet kuraklık bekliyorum çünkü Satürn dediğimiz gezegen iki buçuk yılda bir hareket eder ve burç değiştirir gökyüzünde. E, Kova burcundaydı yaklaşık iki buçuk yıldır. Kova olarak işte özgürlüğümüzle aslında sınadı bizlere. E, herkesi farklı alanlarda ve farklı konularda zorladı iki buçuk yıldır. Şimdi iki buçuk yıllık döngüsünü tamamladı ve Mart itibariyle Martın ilk haftası itibariyle Balık Burcuna geçiş yaptı. Hı -hı. Balık Burcu bir su grubudur. Su grubu olduğu için tabii sularla ilgili problemler gerçekleşecek. Fazla yağışlar. Bir e, ülkenin bir kesimi fazla yağıştan kaynaklı işte gördüğümüz gibi maalesef ki etkilenirken ülkenin bir kısmı da kuraklıkla cebelleşecek. E, meyve sebze e, fiyat artışları çok ciddi oranda olacak ve kuraklıktan kaynaklı çoğu e, ilimiz etkilenecek. E, bunun haricinde bu kombinasyon yani satürnün balık burcuna geçmesi ilaçlar anlamında ciddi problemlere sebebiyet verecek bunu 2022'den beri söylüyorum 2023'te kronik rahatsızlığı olanlar ilaç stoklasınlar İlaç bulunamayacak seviyeye gelecek ağrı kesici bile bulamayacağız hmm. e, dolayısıyla su sudan gelebilecek hastalıklar e, kuraklık meyve sebze fiyatlarına ciddi artışların olması hep satürn balık kombinasyonundan kaynaklı e, ama şöyle bir dipnot düşmek istiyorum Buket Hanım e, Nisan itibariyle ben e, bir bulaşıcı hastalık, özellikle sineklerden gelebilecek bir bulaşıcı hastalığı ben açıkçası bekliyorum 2023 yılı için. Oo, yaza da çok şenlikli bir giriş yapacağız yani. Evet, biraz öyle görünüyor. Peki, Umarım yes olmaz. İnşallah. Seçim hmm. sürecini de sormak istiyorum. Tabii ben ki Şimdi, <laughs> e, önümüzdeki tabii iki ayı belirleyen süreç seçim süreci. E, ne bekliyorsunuz liderlerin haritasına baktığınızda ne görüyorsunuz? Şöyle ya tabii e, tüm, liderlerin, evet, tüm liderlerin haritasını inceledim. E, Meral Akşener'in haritasını, e, Cumhurbaşkanımızın haritasını da inceledim. Kemal Bey'in haritasını da inceledim. E, şöyle aslında biraz sürecimiz karışık. Çünkü Cumhurbaşkanı haritasında Merkür retro pozisyonda ve 14 Mayıs'ta e, zaten hani e, 14 Mayıs'la ilgili de bir öngörüm vardı. Hani seçim bu tarihte olur diye. E, aslında tam hani astrolojik olarak ilerliyor şu an. E, yani e, bu büyük bir değişime sebebiyet verecek. Bu 2023 yılında olacak seçim, Mayıs ayında olacak seçim çok büyük değişikliklere sebebiyet verecek. Şimdi... E, İktidar tarafına baktığımız zaman Satürn'ün balık burcuna geçmesiyle beraber bir zayıflama söz konusu var orada. İktidar tarafında evet bir zayıflama söz konusu olacak. Bu iç tarafta zayıflık başlayacak açıkçası. Ben onu öngörüyorum. Kendi içlerinde bir zayıflıktan kaynaklı bazı e, sorunlar oluşabilir. E, Kemal Bey'in haritasına baktığım zaman çok mükemmel güçlü değil. E, Mansur Yavaş'ın haritası çok güçlüydü mesela ama Kemal Bey'in haritası çok müthiş güçlü değil. E, fakat e, astrolojik olarak tekrar belirtiyorum, astrolojik olarak e, ben mevcut iktidarın zayıf bir e, ivme kazandığını öngörüyorum. Onu söyleyebilirim sizlere. Seçim iki defa olacak. E, iki defa tekrarlanabilir veya ikinci tura kalabilir. Ama e, seçimin sonucu e, muhalif taraf olacak onu söyleyeyim. Hı hı. Aynen. Peki, hı. Bir koalisyonlar zamanına mı giriş yapıyoruz? Evet, evet, bir koalisyon kurulacak. <laughs> koalisyon kurulacak diyorsunuz. Peki şey de e, merak ediyorum açıkça söylemek gerekirse. Bu liderlerin haritaları uyumlu mu yani? Diyelim ki şimdi sizin dediğiniz gibi muhalif taraf kazandı. Şimdi bunlar alt alt, <laughs> alt ayrı insan. Şimdi bunların beşi Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak vesaire diyorlar zaten. Hani üstüne bir de Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nun da Cumhurbaşkanı yardımcılığı gündemde. Bunlar birbirlerine anlaşabilirler mi sizce? Ee, yani ben uzun süreli olacağını düşünmüyorum. 2025 yılında ülkeyi çok değişik şeyler bekliyor bir kere. Yani ben artık... 2025'te tekrar bir seçim bekliyor olabilir bu şeyler. Evet, aynen öyle. Açıkçası öyle bir öngörüm var ve tanımadığımız bir ülkeyi yönetecek. Ve bu bir kadın görünüyor. Ağrı söyleyeyim sizlere. Ama tanımadığımız bir ee, yani. Evet tanımadığımız, çok ismini duymadığınız çok kendini ön plana çıkaran biri değil. Fakat kadın ve çok kadınların zaten güçleneceği bir sürece giriyoruz. İşte bu İran'da zaten göreceğiz. Önümüzdeki iki yıl içerisinde İran'da bir devrim gerçekleşecek. Bunun etkileri başladı ve e, muhtemelen bir buçuk iki yıla kadar kadınların o gücüyle beraber bir devrim gerçekleşecek İran'da. Aynı şekilde bu etki tüm dünyaya yayılacak ve kadınlar ciddi anlamda güç kazanacaklar. Bizim ülkemizde de 2025 yılında bu şekilde değişiklikler görüyorum. Çünkü... E, Evet yani şu an bir değişiklik var, seçimle bağlantılı bir değişiklik gelecek ama bu hemen her şey çok güzel oldu, mükemmel gidiyor, ekonomimiz düzeldi anlamına gelmeyecek tabii ki. Asıl düzelme 2024'ün ortaları itibariyle başlayacak, 2025'te de artık bu yaşadığımız ciddi ekonomik sıkıntılar, doğal afetler, olumsuz haberler bizleri artık yavaş yavaş bırakacak. Bu e, son olarak da şunu soracağım. Bu uzaylıları gördük, ufaları gördük. Olayları nasıl, nasıl yorumluyorsunuz? <laughs> ya onlar zaten uzun süredir varlar. Tabii Plüton'un Kova burcuna geçmesiyle beraber görünür hale gelecekler. Hı -hı. E, i̇letişimdeyiz zaten uzun süredir. Dünya bunlarla iletişim halinde. E, dolayısıyla görünür hale gelecekler ve e, bu önümüz. Plüton'un transit hareketi 21 yıl sürüyor. E, Kova burcunda 21 yıl boyunca hareket edecek. Yani önümüzdeki 21 yıl boyunca hem ulaşım, hem teknoloji, e, hem de iletişim sektörü, telekomünikasyon sektöründe çok ciddi gelişmeler olacak. E haliyle işte iletişime geçtik, yeni bir gezegen keşfettik, işte sinyal aldık gibi konular çok fazla gündemimizde olacak zaten. Siz uzayların varlığına inanıyor musunuz? Kesinlikle. Sen <laughs> düşünüyorsunuz. enteresan. <gülüyor> 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 Hadi bakalım. Ben daha böyle inanıp inanmama arasındayım. Gerçi yani, o kadar çok şey yaşıyoruz ki yani şuradan kapıyı açsa uzaylı girse ne haber nasılsın falan diyecek seviyeye ulaştık yani kafa olarak. Kesinlikle, kesinlikle. Yani. yeterince hazırladılar <laughs> diye düşünüyorum. <laughs> aynen, ya hazırız bence gelseler de zaten şeylerler hep bir onlar eksikti zaten onlar da geldi diye. <laughs> ee, yani çok fazla aynen çok fazla işaretler var, ee, çok fazla bilgi saklanıyor tabii bu konuyla alakalı. Evet gelseler biraz bizi zorlayacak tabii haliyle yeni bir gezegenin keşfedilmesi bu gezegenin etkilerini tespit etmemiz biraz bizleri yoracak yani <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ee, keyifliydi ederim. benim için. Haftalık içerisinde de böyle bir bölüm yapmış olduk sizinle birlikte. Bir süredir insanların dikkatini çeken bir isimsiniz. Onun altını çizmek istiyorum. Özellikle bu dediğim gibi deprem tahmininden yola çıkarak birazcık e, takipçi kitleniz baya e, baya arttı. Hani keşke yanlış bir tahmin olsaydı ve bu felaket yaşanmasaydı. Ancak bildiniz mi bildiniz. E, o konuda da tebrik ediyorum sizi. Katılımınız için de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Kolaylıklar gelsin. <laughs>